Öncelikle toplantımıza icabet ettiğinize teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Karabük Belediye Başkanımız Sayın Rafet Vergili Bey, Karabük 1. sıra milletvekili adayımız Doktor Adem Kar Bey, 2. sıra adayımız Osman Aydın Bey sizleri ziyarete geldiler. Sözleri fazla uzatmayacağım. Önce sözü Adem Bey'e vermek istiyorum. Buyurun Adem Bey. Davetimize icabet ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Saygıyla selamlıyorum. Bir Mahfuz dönem milletvekili adayı olarak karşınızda bulunuyoruz. AK Parti, Saadet Partili, CHP'li, MHP'li veya Büyük Birlik Partili demeden hemen herkesin milletvekili olmak, hemen herkese ayrımcılık yapmadan hizmet getirebilmek, memuru ezmeyen, işçiyi ezmeyen, çiftçiyi ezmeyen bir siyasetle sizlere daha güzel, daha nitelikli hizmetler getirmek için yola çıktık. Hepiniz günde en az 2-3 saat televizyon seyrediyorsunuz. Ülkemizin durumunu zaten görüyorsunuz. Bizim sizin huzurunuza gelip işte şöyle sıkıntılar var, böyle sorunlar var, devletimizin başı böyle sıkıntıda gibi şeyler söylemek haddimize düşmez. Sizler zaten her şeyi görüyorsunuz. Bizler sizlerden aldığımız güçle, sizlerin bize söylediğiniz çözüm önerileriyle, sizin bize taşıdığınız problemlerle bir siyaset üreteceğiz. Biz bu siyaseti Ankara'ya taşıyacağız. Ama maalesef görüyoruz ki iktidar partisi kendi arasında toplanıyor. Bir siyaset geliştiriyor, bunu topluma dayatıyor. Bu nedenle inşallah daha güzel bir Türkiye, daha güzel bir Karabük için el ele hep beraber partili partisiz demeden gerçekten toplumu geren, toplumda ayrımcılığı had safhaya getiren, partizanlığı had safhaya getiren bir anlayışı inşallah değiştirerek herkesin vekili, herkesin hizmetkarı, herkesin derdini dinleyen bir siyaset anlayışını devletimize, memleketimize ikame etmek istiyoruz. Bunun için yola çıktık. Hepinizden destekleri bekliyoruz ve bu nedenle de sözü uzatmadan hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çavuşlar köyünde, yani Safranbolu'yum. Öğretmenlik mesleğimi mesleğimi kenara bıraktık. Milletvekili aday olduk. Daha önce de belediye başkanında adaylığımız vardı Safranbolu. Bugün Perşembe Pazarı'nı gezdik Safranbolu. Ben oradaki satış yapan köylüye, esnafa ve halka üzüldüm. Yukarıdan yağmur yağıyor. Yerler su çamur içinde. 18 ay önce de söz vermişler. Yapmamışlar. Neyse tekrar söz veriyorlar. Biz sadece şunu söylüyoruz. Burası benim memleketim. 40 bin üzerinde seçmeni var Safranbolu. Kendi evde altında sahip çıkma konusunda Safranbolu karar verdi. Bana sahip çıkacaksa Safranbolu, bu adam 2-0 gideceğiz. 13 yıldır iktidar partisi buradan milletvekili çıkartıyor. 3-0, 2-0, 2-0, 1-1. Buraya ne faydası olmuştur? Bunun herkes cevabını versin. İkincisi, benim dedem, babaannemin mezarı burada. Annem, babam da burada yaşıyor. Ben de burada yaşıyorum. Kardeşim burada devlet dairesinde ziraat mühendisi. Bu şunu gösterir. Biz her zaman sizin içinizde olacağız. Zaten içinizdeyiz. Bize oy verecek kişiler müşteri olacaklar, rahat olacaklar. Niye? Bizim kapımız her zaman açık olacak. Ben telefonumu 15 yıldır değişemedim telefon numaramı. Aynı telefon numaram duruyor. Şu anda hani şu olabilir, yanımızdaki arkadaşlarımızla telefonumuz olabilir. Çünkü görüşmeler esnasında yanımda telefonla konuşamıyoruz. Mesela şu anda olduğu gibi. Onun haricinde seçimler bittikten sonra, biz meclise gittikten sonra genel kurul toplantıları ve komisyonlar hariç telefonlarınıza biz kendimiz çıkacağız. Bunun sözünü veriyorum. Çünkü benim babam köy muhtarı, 3 dönem köy muhtarlığı yapmıştır. O nedenle vatandaşın, köydeki insanın sıkıntılarını, problemlerini biliriz. Şimdi birkaç küçük şeyden size bahsetmek istiyorum. Bu 12 yıldır yapılan çalışmalardan. Safranbolu için sadece bir açıklama yapayım.
2002 yılında biz, yani Edirne hükümette koalisyon ortadayken desteklemeye başladık. 99'un Aralık ayında çıkan bir kanunla çiftçilere destek vermeye başladık ve köylü vatandaşı. Safranbolu'da çiftçi sayısı 950. 2002 yılında. Şu anda çiftçi sayısı 200. Safranbolu'da. 750 kişi çiftçi çiftçiliği bırakmış. Çiftçiliğe verilen önem. Ve bu süreç içinde 2002 fiyatlarıyla 420 bin lira destek sağlanmış. Hamur desteği. Şu anda sağlanan destek 2014 fiyatlarıyla 85 bin lira. Bu şunu gösteriyor. 2003 yılında 16 liraymış destekte. Verilen destek. Şu anda destek fiyatı 10 lira 60 kuruş. Dekarda. Milli gelir 3500 dolar. Şimdi o zaman 10 bin dolar. 3 katı. Arkadaşlar. Amcalar. Bakın. Ben köyde çobanlık da yaptım. 25 yaşıma kadar köyde hayvancılık da yaptım. Neyin ne olduğunu çok iyi biliriz. Sizin yanı başınızdaki Pınarbaşı 1500 lira sizden fazla hayvancılık için destek alıyor. Sen burada traktörü 100 bin lira alıyorsun, onlar orada 60 bin lira alıyor. Kastamonu, Bartın, Zonguldak, Çankırı hepsinde var. Biz ne yuva evlatız ya burada? Bunu iyi düşünmek lazım. Çünkü niye? Bu toplumun, bu halkın içinden gelmeyen insanlar bize yönettiği için. O insanlara sormak lazım. Maniye ile domates arasındaki farkı biliyorsa tebrik etmek lazım kendilerine. Bunu ciddi söylüyorum. O nedenle sizden isteğimi sadece. İyi düşünün, iyi karar verelim. Kendi evlatlarınıza, çocuklarınıza sahip çıkın. Yoksa size kimse sahip çıkmaz. Teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Şimdi size Karabük Belediye Başkanımız Rafet Bey konuşacak. Buyurun başkanım. Evet. Önce gelirken aşağı yukarı yıllardan beri gelip gittiğiniz yol hiçbir zaman değişmedi. Aynı taşlı yol, aynı dar yol, aynı çukurlar, hiçbir şey yapmıyor. Ki burası da Karabük'ün en büyük köylerinden birisi. En büyük köylerinden birisi. En fazla hizmet alması gereken köylerden bir tanesi. Diğer bir olarak her evden bir çocuk geliştiriyoruz. Evde bir gurbet çantası olup gurbete iş aratıyoruz. Çünkü ne kadar işinizi bilirseniz bilin, ne kadar meslek erbabı olursanız olun, ne kadar tarlalarınız verimli olursa olsun, artık elinizdeki bahçe, elinizdeki tavla, elinizdeki meslek yani geniş bir aileyi geçindirmeye yetiyor. Bununla ilgili de bugüne kadar Karabük'te üretilmiş hiçbir çözüm yok. Üretilecek her çözüm de birileri tarafından engelleniyor. Bu da şu, eğer birileri siyasette başarılı olursa, onlar kendisi başarısız olacak. En büyük korkularım bu. Ve yazık ölümüz, yıllardan bu tarafa Merkez Sağ Partileri çok iyi destek vermiş. Sürekli Merkez Sağ Partilerinin yanında olmuş. Ya bu da şu demek, 1954'ten sonra sürekli iktidar partilerinin yanında olmuş. Ama hiçbir şey alamamış köylerimizden birisi. Şöyle bir değerlendirdiğimiz zaman. Ama hiçbir şey yapmamış. Köyde her şeyi kendi çabasıyla, kendi emeğiyle yapmaya gayret etmiş. Ama siz nerelerde boy gösterirsiniz? İşte bir üzüm festivali gibi bir şey olduğu zaman Yazıköy ismi duyulmuş yani. Festival. Yani o da birileri işte orada bir topluluk görmek isterse, ya yani orada bir siyasi şov yapmak isterse sizlere ihtiyaç duymuş. Bunun dışında hiçbirinize ihtiyaç duymamış. Hemen yanınız Safranbolu. Yanınız Safranbolu. Şu anda araçta bir tane genç çocuk tomurun altında kalmış. Tomurun altında kalmış. Kastamonu Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda yer yok. Karabük'te yoğun bakımda yer yok. Ve Medikal Hastanesi'nde yok. Devletin sahip çıkacağı bir işçiye. Safranbolu'da 60 yataklı devlet hastanesi yapılmış. Her gün burada devlete zeval vermesin diye dua eden, yani sizler, hükümete Allah zeval vermesin diye dua eden sizler, bir kuruş vergi borcu olmayan, hem elektrik tasarrufu yapıp hem elektrik parasını kuruşuna kadar öderken,
Şırnak'ta hiç kimse 1 lira para ödemezken devletin, ne elektrik parası, ne su parası, ne vergi ödemezken orada 140 yataklı asker var. Safranbolu'nun nüfus olarak var. Ama benim buradaki abilerim, ben çok iyi biliyorum, benim babam da eski babam. Her zaman Merkez Saf Partileri sonuna kadar desteklemiş, ne Safranbolu, ne Karagül, ne de kıyımız hiçbir şey yapmamış. Böyle bir değerlendirdim. Ve her evrende mutlak surette burada birileri çıkmış. Nüfus büyüdükçe, insanların yani devleteği ve iş imkanları düştükçe yeni iş yerleri açılmadığı için yani gençlerimize iş bulamıyoruz. Size bir iki tane örnek vereceğim. Fazla başınızı ağrıtacağım. Bakın neler yapıyoruz. Sarbet diye bir firma kurulacak. Büyük bir devletçilik fabrikası. Yer alıyor. Dedim ki Hamzalar'daki belediyenin yerine yapıyor. Asfalt şartlaşı olmuyor. Orada 300 lira yerimiz var. 100 lira bir sayı veriyor. Ne zaman ki Sarbet belediyenin beraber aşağıya verildi. Böyle böyle bir yerimiz var. Burası sanayiyle ilgili izin alınması gerekir dediler. Çünkü oraya izin gerekiyor. Ve iş iptal oldu. Gerekçesi şu. Çevre Bakanlığı'nın yazdığı yazı şu. Diyor ki burada sel taşkını olabilir. Onun için sanayi uygun değil. Üst tarafına da Kızılay afet deposu yapıyor. Hemen üstünde bu fabrikanın kuracağı yerin üstünde de Kızılay afet deposu yapıyor. Ki bu iş yapılmasın. Niye? Yer yok dediler, yer bulduk. Rafetler gibi yer verdi dediler diye. Yapılmasın. Ve Safranbolu'da turizm şu anda 1,5 milyona çıkabilir. Siz de buradaki konaklarınızı restore edebilirsiniz. Çok basit bir şey. Kredi alamıyorsunuz. Sebebi şu, sigorta kapsamında olmadığı için. Adam diyor ki bu ahşap bina yanarsa banka ben paramı nereden alacağım? Sigorta kapsamında alınmadığı için Osman Bey bunun üzerinde iyi bir çalışma yaptı. Çok yakında bütün konakları sigorta kapsamına aldırabileceğiz. Hazırlaşmış. Sigorta kapsamına aldırabileceğiz ki turizm 1,5 milyonlara çıkar. Ve Safranbolu'da turizmin 1,5 milyona çıkmasıyla en az 6000 arkadaşımız iş sağlıyor. Ve sizin de yetiştirmiş olduğunuz bu organik sebzeleriniz, meyveleriniz de pazara düşmeden bile satılır. Tabi bunlar hep birbirine bağlı. Ama bir bakıyorsunuz, yani çıkıyorlar sokaklara, yalancı, yalancı diye bağırıyorlar. Yalancı, yalancı. Çünkü devlet hastaneleri kapatılacak dedi. Elime belge geldi dedim. Mehmet Ali Şahit Bey de çıktı sokaklara, bu adam yalan söylüyor diye. Bakın, belediye başkanlığı seçimde her yerde bağırdı. Seçim bitti, aynı hafta hastaneler kapatıldı. Bunlar kapatılmayacak diye kendisi söz verdi Mehmet Ali Şahit Bey. Şöyle biraz daha baktığınız zaman, Keltepe'ye her zaman bir karar merkezi yapıyorlar. Ne yiyeceği ile ilgili bir problemleri var, ne eski pazarlarla ilgili bir dertleri var, ne Eflani'yi düşünüyorlar. Diyoruz ki bir Eflani'ye havalar mı yapın, Eflani'yi kurtarın. Zobran'a yapılan hapishanenin hiçbir anlamı yoktu. Ovacık'a yapsaydı, Ovacık'ı kurtarmıştı. Bakın Zobran'a yapılan hapishaneyi Ovacık'a yapsalardı, şu anda Ovacık'ın nüfusu tabanede 700, yaşayan 500, hapishane Ovacık'a yapılsaydı nüfusu 2500. Ya kardeşim bunları söylüyoruz, illa biz bunu söyledik diye yapmamazlık yapmayın, diretmeyin, bu milletin menfaat diyoruz. Eski pazara diyoruz ki Türkiye'nin en büyük organize sanayisini kuralım ki Karabük'teki gençlerimiz gurbet yollarına düşmesin. Diğerine diyoruz ki iyi bir ağız sanayiyle ilgili ihtisas organize sanayi kuralım ki gençlerimiz gurbet yollarına düşmesin. Allah razı olsun. Eflani'nin nüfusu geriye gitmesin. Yetiştirdiğimiz çocukları yani her gün onlardan nasıl haber alacağımız diye düşünmüyorum. Ama bakıyorsunuz birileri sırf kendi siyasi çıkarları uğruna, hatta hacı abiler hepiniz size de söylüyorum bunu bakın. Hazreti Muhammed'in sakalına kal diyebilecek kadar cüretkar olan adama her seferinde oy veriyorsunuz. Açın Facebook'umdan kendi sözümden dinleyin. Bakın Hazreti Muhammed'in sakalına kıl diyebilecek kadar cüretkar bir adam oymuyorsunuz. Allah bunların hepsinin hesabını da soracaktır. Benim tek derdim şu, bakın. Bugüne kadar belediyeye bir kuruşluk rüşveti sokmadı. İltiması sokmadı. Torpili sokmadı.
400 tane aileye sürekli yardım ediyoruz. Bir tanesinin siyasi kimliğini bilmek Allah muhafaza. Bakın Allah bizi bu tip icraatlardan korusun. Sen git Milliyetçi Hareket Partisi'ne kayıtlı olsana kumanya vereceğim diye bir tek kelime sokusun. O belediyeyi darmadağın eder. 400 tane çocuğa burs veririz. Bir tanesini bak bir tanesini siyasi kimliğini bilmeyiz. Allah rızası için veriyoruz. Ama karı bana aç adama bir kumanya verecekler, partiye kayış şartı koyanlar. Adam işsiz, asgari ücretinden çalışacak, partiye kayış şartı koyanlar, onu da işe almazlar. Gene de etrafındaki yakalarından kimler varsa doldurmaya çalıştı. Sorun, Eflani hastanesinde çalışan çocuklardan kaç tanesi Eflani? Zaten çalıştığı para asgari ücret. Ki her türlü konuda, her türlü konuda insanları birbirinden ayıran, insanları fırkalara bölen garantili bir siyasi anlayıştır. Şükürler olsun bölgeciliği kaldırdı. Hizmet esaslı bir siyaset garantili yapmaya başladı. Yine ben diyorum ki Karabük'ü hep beraber kurtaralım. Hep beraber Karabük'ü üze çıkartalım. Riya ile işlem pazarlıkta hesapları yapanlara siyasette yol vermeyelim. Ki Karabük'ü bu sefer olsun değiştirelim. Zaten 7 Haziran'da Türkiye değişti. İnsanların üstünden baskılar kalktı. Ben şunu içtenlikle inanıyorum ki 1 Kasım'dan itibaren de Milliyetçi Hareket Partisi kurulacak her hükümetin ortağıdır. Evet. Öyle 2-0'ın, 2-0'ın falan hiçbir şey yok Karabük'te. Çünkü Allah bir yere kadar yol verir, bir yerden sonra yolları keser. Biraz önce söylediğim gibi Hacı abi de bunu riya değil, kendi sözünü söylüyorum. İftira değil, kendi sözüyle benim internetlerimde var, gençlerimize sorup dinleyebilirsiniz. Hazreti Muhammed'in sakalda kıl diyecek kadar cüretkanlık gösteren adamların Karabük'ten milletvekillerine hakkı yok. Bunu da sizi sağlamanız gerekiyor. Biz de Allah korkusu olan 2 tane milletvekili adayı düştük. Gece gündüz size hizmet edecek. Aradığınız her saatte bulabileceğiniz, bulamadığınız zaman da hesabını bize soracaksınız. Biz her türlü kefiliz adaylarımız, kefiliz. Biz sizden öyle bir destek bekliyoruz ki Yasıköy'den. Bugüne kadar nasıl merkez sağ partileri iktidar ettiyseniz, şimdi bizi Milliyetçi Hareket Partisi'ni Yasıköy'de iktidar edin.